Şimdi devam edelim. Aslında hepimizi yakından ilgilendiren bir haber. Ekonomi tabii ki ceplerimizi yakından ilgilendiriyor. Türkiye İstatistik Kurumu Mart ayı enflasyon verilerini açıkladı bugün. Yıllık enflasyonda Şubat ayına oranla 5 puanlık bir düşüş kaydedildi. Mart ayında tüketici fiyat endeksi %2,29 oranında artarken yıllık enflasyonsa %50,51'e geriledi. Türkiye İstatistik Kurumu Mart ayı enflasyon verilerini açıkladı. Alınan tedbirler kapsamında yıllık enflasyonda düşüş devam ediyor. Aylık enflasyon %2,29 artarken Şubat ayında %55,18 olan yıllık enflasyon Mart ayında 50,51'e geriledi. Enflasyon normal kardeşim, düşüyor, gitsin düşüyor. Sene sonundan sonra biraz daha düşer ama ona birden enflasyon düşmesi mümkün değil. İyi tabii, daha iyi olacak tabii. Geçen yılın aynı dönemine göre en az artış %17,27 ile giyim ve ayakkabı da olurken en yüksek artış %70,73 ile yiyecek ve konaklama hizmetlerinde gerçekleşti. Sizce Mart ayında zam şampiyonu ne olmuştur? Soğan. Başka? Patates pahalı zaten, soğan pahalı. Kesinlikle et. Yerine ve muhitine göre de bu fiyat fazlalaşıyor veya bir kısım düşüyor. Zam şampiyonu yine muhtemelen ettir. Balığı, tavuğu böyle şeylerdir. Verilere göre Mart ayında fiyatı en çok yükselen başka bir deyişle zam şampiyonu %19,90'la dana eti oldu. Dana etindeki bu artışı da yine diğer et ürünleri takip etti. Oradaki artış %15,16 olarak kaydedildi. Şubat ayındaki et tarkas fiyatlarımız 175 liradan şu an 195 lira çıkmış durumdadır. Geçen ay 110 liradan şu an kıymamız 330 lira çıkmıştır. 350 lira olan kuşbaşımız 380 lira çıkmıştır. Yani marketlere hiç girilmiyor. Marketler el yakıyor. Bir girdiğim zaman 2 gün sonra aynı fiyatı bir daha göremiyorum ben. Düşen bir şey yok. Geçen aldım 3 tane soğana 10 lira verdim. Art arta gidiyor. Mart ayı zam karnesine baktığımızda yumurta ve yumurta içeren ürünlere de %11,16 oranında bir zam geldi. Yumurtanın bir önceki ay fiyatı 72 lirayken şu an 80 liraya çıktı. Tanesi de 2 lira 66 kuruşa denk geliyor. Mart'ta en çok fiyat düşüşü %6,25'le karayolu ve şehirler arası yolcu taşımacılığında görüldü. Sebze fiyatları %5,01, kadın giyim %3,79, erkek giyim %2,15 geriledi. Seçimden sonra inşallah bu şeyi atlatırsak meblen inşallah düzelir. 34EE2071 rengi Anadolu kırmızısı. Milli gururumuz tok. Emine Erdoğan'a özel bir kutuda teslim edildi Anadolu kırmızısı tokun anahtarı, ruhsatı ve gemlik rengindeki ikinci otomobil ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın makam otomobili olacak. Peki tok acaba biz TOG'a ne zaman kavuşacağız? Hangi fiyattan satışa çıkacak? Ne zaman yollarda olacak? Hepsi ama hepsi çok kısa bir aradan sonra ekranlarınızda olacak. Dediğim gibi arkadaşlarım yayına hazırlıyor. Birkaç dakika sonra TOG'la ilgili bütün ayrıntılar ana haber içerisinde sizlerle buluşacak.